Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Almanya'dan sizlere bir açılış yapıyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür ben de iyiyim. Ben Almanya'ya dün geldim. Dün hemen gelir gelmez abimle benim evdeki işte son bir şeyler yapılması gerekiyordu. Onları hallettik çünkü şimdi artık ben kendi evimde kalacağım. İnşallah. Çok yaşa. Dün Nuni geldi benim yanıma direkt. Ben geldikten sonra hemen bende kaldı sağ olsun. Bol bol vakit geçirdik, konuştuk, ağlaştık, konuştuk, ettik derken özlemişiz birbirimizi. Dün birkaç alışveriş yapmıştım ben. Sizlere onu çekmedim. Hemen böyle gelir gelmez işte kahvaltılık olsun, ekmek falan aldıydım. Ama yine de evde eksikler vardı. Şöyle sizlere hemen aldım, yapmış olduğum alışverişleri göstereyim. Burada bakkaldan aldıklarım var. Burada Osman'dan, DM'den aldıklarım var. Burada da Alman marketinden aldıklarım var. Sizlere şimdi hemen göstereyim. İlk olarak şöyle makarna aldım, spagetti bulunsun evde dedim. Sütüm Gurme'nin şöyle taze kaşarından aldım. Şöyle 3 tane yum yum aldım, evde dursun belki bir an böyle hızlı acıktığım zaman hızlıca yapabileyim diye. Kırmızı mercimek aldım. Daha sonra burada 2 kilo kanat var. Sonra 1 kilo kıyma aldım. Şöyle konserve nohut aldım. Oba'nın bu krem peynirinden aldım. Büyük almadım çünkü zaten kendimim şu an. Fazla da yenmiyor diye ve bu da çok lezzetli oldu. Türkiye peyniri gibi. Daha sonra şöyle çekirdek aldım. Az bir şey domates, kabak, salatalık. Daha sonra çay aldım. Bakın bir de böyle turşu suyu gelmiş. Turşu suyunu çok severim. Dedim ki bunu bir denemem lazım. Bunu ilk defa gördüm ben. Bak acıymış bu. Dikkat etmedik ona acı mı değil mi diye. Neyse bunu az sonra içeriz dedik. Şöyle limon suyu aldım. Daha sonra biber aldım. Bir de yaylanın bu soslu siyah zeytininden aldım. Hemen Alman marketine geçeyim. Şöyle bir tane cif aldım. Bunları benim evime götüreceğim. Burada zaten var. Onun için buraya almadım. Şöyle Camil Ağacı aldım. Bulaşık makinesi için suyunu ve tuzunu aldım. Şöyle bak papiyemiz bitmiş. Fırın kağıdı aldım. Buzluk poşetimiz yoktu. Onu aldım. Çöp poşeti. Şöyle iki tane sabun aldım. Ve benim lenslerimin suyu bitmişti. Lens suyu aldım. Şöyle 12'li maden suyu aldım. Onu hemen buzluğa attım. Şöyle Alman marketinden makarna aldım. Şöyle hemen sizlere çıkarıp devamını göstereyim. Böyle bir tane kocaman marul aldım. Bakın şöyle mısır çıkmış. Hemen ikişer tane şöyle mısır aldık dedik Nünü'yle haşlar yeriz. Şöyle hazır butage müzelerden aldım. Böyle tereyağlı oluyor bunlar, yapması güzel oluyor, hafif. Daha sonra şöyle bir tane krem peynir aldım. Şöyle 2-3 çeşit hazır makarna soslarından aldım. Şöyle 2 kiloluk soğan aldım. Şöyle basmati pirinci aldım ve bu hazır salata soslarından aldım. Tozlara daha doğrusu. Bir de şöyle yumurta aldım. 18'li. Aldıklarım bu kadardı. Ben şimdi bunları güzelce yerleştireyim. Şöyle netleştirelim. Türkiye'den gelirken dolma biberi getirmiştim. Annem dolma biberi aldıydı. Yapmaya da fırsatımız olmadı hiç. Dedim ki anne ben bunu giderken götüreyim mi? Hani ki ben yaparım şey yaparım dedim. O da tabii götür o ne demek dedi. Böyle hemen Nünü ile biz bunları güzelce doldurduk. Şimdi bunu pişiriyoruz. Daha sonra dün Nünü ile şöyle çorba yaptık. Bu Nünü'nün özel çorbası. Çok seviyorum ben onu. Hemen dedim Nünü'ye. Nünüşüm hemen bunu bana yapmalısın. Çok canım çekti. Böyle kremalı sebze çorbası. Şu butage müzeden yapıyor arkadaşlar. Yarın inşallah sizlere bunun tarifini veririm. Tekrar yapacağız. Yapacağız inşallah. Böyle kremalı gelen çok güzel oluyor. Bir de dün makarna yapmıştım ben kendime. Makarna da arttı. Onun üzerine de hemen kaşar ilave ettim. Buzdolabına kaldırdım. Dedim yarınki gün hemen fırına sürer yeriz diye. Yemeklerimiz de bu şekilde. Ben şimdi hemen şunları güzelce bir kaldırayım. Görüşürüz derken Türkiye'den biliyorsunuz bir dünya erik getirdim. Hatta bir tane erik bayağı bir yumuşamış.
tatlı olmuş. Ben de tatlı erik sevmiyorum. Sabah hemen onu güzelce bir kaynattım şekeriyle birlikte. Böyle kompostlu suyu yaptım. Bundan tam iki tane çıktı. Hemen bir tanesinin birazını içtik. Böyle buzdolabına koydum soğusun içeriz diye. Böyle bakalım. Ben şimdi dediğim gibi hemen şu kısmı bir halledeyim. Ondan sonra sofrada tekrar Evet, görüşürüz. bakın yemeklerimiz pişti. Çorbamızı böyle koyduk. Hemen salatamızı yaptık. Şuraya sarımsaklı yoğurt. Ekmeğimizi de çıkarttım. Hemen şöyle dolma biberini göstereyim. Bakın. Efsane duruyor gerçekten. Bir de fırındaki yemeğimizi de çıkarayım sizlere. Şöyle göstereyim. Of, bu da bayağı bir sıcak. Şimdi kapattım altını. Bakın makarnamız da bu şekilde. Hadi bize afiyet olsun. Herkese ikinci günden merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim. Bugün sabah 7:30 gibi ben kalktım. Dün artık o kadar yorgundum ki yorgunluğumu böyle atmak için hiçbir şey yapmadım evde. Bütün gün yattım açıkçası arkadaşımla. Akşamüstü işte dedik, size göstermiştim, alışverişe gittim geldim. Şimdi kahvaltı hazırlığına giriştik. Evleri sabah güzelce ben bir temizledim. Şöyle sizlere göstereyim. Zaten ev temizdi. Pek bir şey yoktu ama böyle hep örümcek ağları vardı şuralarda. Toz moz vardı. Güzelce her yerin tozunu aldım. Camların bütün camları sildim. Daha sonra dün bir makine çamaşır yıkadım. Onları kaldırdım. Bir makine daha attım. Astım. Şimdi bir makine daha attım. Onu da asacağım. Hava güzelken hepsi hemen bitsin dedim. Çünkü bugün inşallah artık kendi evime geçiyorum. Kahvaltımızı falan yaptıktan sonra bütün eşyalarımı hazırladım. Şöyle kenara koydum. Hepsini benim eve götüreceğim. Ve evi güzelce mis gibi yapıp artık benim evimde kalacağım. Nünü bende kaldı yine. Sağ olsun beni hiç yalnız bırakmıyor. Nuray abla da hiçbir şey demiyor. Bir de bayağıdır da görüşemedik, edemedik, özleştik diye. Dün Nünü gene bizde kaldı. İnanır mısınız? Dün Nünü'yle saat 9:30'da uyuyakalmışız. Evet. Sabaha kadar uyumuşuz yani. Arada bir geceleri uyandık, ettik, şey yaptık. Gene uyumuşum. Yani ölü gibi uyumuşum. Gerçekten gözlerimi hiç açamıyordum. Nünü de garibim. Arada uyandı, telefonuna baktı etti ama ben hiç gözümü açamıyorum. O derece yorgundum. Şöyle hemen şimdi kahvaltılıklarımızı çıkarttık. Daha sonra dün de patates yapmıştık Nünü'yle ama hepsini yiyemedik. Fazla yapmışım. Kaldıydı dedim onu buzdolabına koyalım. Sabah tekrar bir şey yaparız dedim. Şöyle çayımızı da demledik. Şimdi bunları ben Nünü'ye minik minik doğrattırdım. Üzerine de iki tane yumurta kıracağım. Çok güzel oluyor böyle arkadaşlar. Denemediyseniz deneyin. Bu şekilde şöyle eşyaları da göstereyim. İşte birkaç ne bileyim çaydır, kahvedir, şeydir, makarnadır. Bir dünya şeyler aldım dün biliyorsunuz. Onların hepsini buraya koydum. Bir tek buzdolabındakileri çıkartıp koymam lazım. Ve buzlukta işte kıymamdı, tavuk göğsüydü, bilmem neydi. Bir sürü şey aldım biliyorsunuz ki. Onların hepsini tam giderken çıkaracağım. Şimdi erimesin, şey olmasın. Bu şekilde bayağı bir konuştum. Şimdi ben bunu güzelce bir kahvaltımıza hazırlayın. Kahvaltımızı yapalım. Daha sonra eşyaları benim eve taşıyıp benim evde artık temizlik vakti. Sizlere de inşallah oradan bir çekim yapacağız. Evet arkadaşlar en son sizleri kahvaltıda bırakmıştık kahvaltı masasında. Daha sonra kahvaltımızı yaptıktan sonra Nünü'yle benim eve geldik. Bir sürü şey taşıdık, yorulduk. Daha sonra ben hemen eve geldim. Nünü az eve gitti annesine falan yardım etmeye.
Ondan sonra ben de o sırada evimi düzmeye başladım. Sizlere şimdi şöyle gösteriyorum. Çok şükür yerleştim. Bunların hepsi bizim eve gidecek. Yani annemlerin evine gidecek. Bu dolabı, şu aspiratörü falan o kullanırım bahçe evinde dediydi. Onu güzelce temizledim, kenara koydum. Buraları sildik, süpürdük. Şu pembe kilimi buraya serdik. Şimdilik bunu bu tarafa koydum. Ayakkabılık gibi kullanayım dedim. Çünkü banyoda şu an hani gerek yok ona diye. Bakın banyonun bütün fayanslarını güzelce köpük köpük sildim, yıkadım. Allah'ım burası da... Arkadaşlar size tam video çekerken burada bayağı bir arılar vardı. Camı kapatmıştım, dışarıdan geliyor sandım. Ama bir baktım ki burada büyük bir ihtimalle arı kovanı mı? Artık arılar orada yuva mı yaptı, ne yaptı bilmiyorum. Bütün arılar var. Şimdi ev sahibini aradım, o da Türkiye'deymiş. Bir arkadaşına söyleyecekti. O gelir hani bakar. Ne yapabilirsek ona göre şey yaparız diye. Bakın arılar dolu. Her neyse, buraları güzelce sildim, süpürdüm. Burayı kapatayım. Arılar girmesin eve. Daha sonra salona gelelim. Bakın perdemi taktım. Bu perdenin aynısı anneminkinden. Bunları kenarından çekiyorsunuz. Güzelce pileli oluyor. Ama şu an ben onu yapamadım. Çünkü onu takamadım. Neden bilmiyorum. Her neyse, bakın buraya da arı dolmuş ya. Ne yapsam ki? Ay çok sinir oldum da şu an arıları görünce. Her neyse, bakın şöyle oturma odasını göstereyim. Televizyonumu da yaptım, interneti de bağladım. Burası böyle koltuğum, koltuğumun olduğu yer. Buraya güzel bir sehpa alacağım inşallah. Yatak odasında pek bir şey yapmadım. Sadece perdeyi astım çünkü buraya daha alınacaklar var. Şimdilik böyle kartonları buraya koydum. Bakın buraya da sadece böyle dümdüz bir perde diktirdim. Ama bir tık uzun yapmışlar. Aslında ben bunu bir tık kısa istemiştim ama bayağı bir uzun yapmışlar. Artık yapacak bir şey yok. Burası da bu şekilde, şöyle mutfağa giriş yapıyoruz. Mutfağı da güzelce sildim, süpürdüm. Yerleşebildiğim kadar yerleştim. Bakın babamın makinesini buraya getirdi. Babam şimdi bunu görünce kızacak. çünkü bu makinenin kahvesini çok seviyorum ben. Şimdi de orada zaten annem 2-3 ay sonra geleceği için dedim ki bu makineyi buraya getireyim. Annemin baharatlığını getirdim şimdilik. Baharat almayayım dedim. Evde nasıl olsa var. Şöyle hemen dolapların içini göstereyim size. Burada kahve bardakları var. Şimdi tam gene net bir düzen yapmadım. Çünkü gene 1-2 yapılacaklar var burada. Ama şimdilik böyle günlük kullanabilmem için şeyleri koydum. Buraya baharatlıkları koydum. Burada kahvaltı takımım var. Onları şimdi makineye attım. Bütün tabakların hepsini makineye atıp yıkıyorum. Bir makine yıkadım. Şimdi bir makine daha yıkıyorum. Daha sonra şu tabakları da tekrar makineye atacağım. Sığmadı. Şöyle annemin şimdilik böyle yedek kaşık çatalları vardı. Benim kaşık çatallarım yoktu burada. Yeni almam gerekiyor. İdarelik bahçe evindekileri getirdim. Bakın ocağım. Ocağıma abim sağ olsun bana takı verdi geldiğim gün. Burası şimdilik boş. Çaydanlığım var sadece. Daha sonra burada yemek takımım var. Bunları makinede bugün yıkadım. Mis gibi yerleştirdim. Burası bulaşık makinesi. Musluğum. Musluğumun altına şöyle çöp kovanı yaptım. Çünkü çöp kutum yok burada. Hiç almak aklıma gelmedi. Malzemelerim var. Şuraya gene kutu koydum. Eğer ki su akıtma riski de var. Yani bunu çevirdiğimiz zaman bu tarafa su tekrar geri akıtıyor. Bilmiyorum neden. Onu abim hafta sonu ben iyice bir bakarım dedi. Şimdilik kova koydum öyle hani şey olmasın diye. Burada böyle bezleri koydum. İşte fırın kağıdını falan koydum. Bu bardakları da şimdilik buraya koydum. Bunların asıl yeri burası değil. Asıl yeri burası. Buraya şimdi bir regal daha gelecek ama onu yapmaya fırsatımız olmadı. Ve bütün bardaklarımı buraya koyacağım inşallah. Şimdilik böyle elimin altında olsun dedim. Buraya soğan patatesliklerimi koydum. Daha sonra şurada da bir çekmece var. İşte buraya da mumları, kahveleri, kahve petlerimi falan koydum. Daha sonra bu kısma geçiyoruz. Burada fırınım var zaten biliyorsunuz. Buraya böyle tupaları koydum. En üstte işte sunumluk tepsilerim falan var. Daha sonra burada tencerelerim de yok maalesef. Annemin tencerelerini getirdim buraya. Küçüklerini, zaten büyüklerine gerek yok. Burada fırın kaplarım. İşte küçük böyle saklama kaplarım falan var. Daha sonra
Burayı da şimdilik böyle koydum. Bunların hepsinin yeri değişecek. Burayı güzelce saklama kapları alacağım. Şimdilik buraya işte ekmeğimi, çekirdeğimi falan koydum. Buraya şimdilik böyle bardaklarımı koydum. Burada hazır soslarım falan var. Buraya çayımı, işte yulaf ezmesi, unumu, şekerimi koydum. Burada da bakliyat var. Unum, makarnalarımı, pirinçlerimi, mercimeğimi buraya koydum. Burayı da bu şekilde hallettim. Durun şöyle kapatalım. Burada sadece tost makinesi var. Hiçbir şey yok başka. Buraya da işte böyle şey saklama kapları şeyleri falan var. Buzdolabına falan kullanırım veya başka bir şey diye. Bu makinemi de buraya koydum. Kahve makinemi şöyle buraya göstereyim. Burada da gene sunumluk kaselerim. Bu etajın şey falan var, tabağı var. Burada buzluğum. Burası buzdolabım. Bunları açmama gerek yok. Mutfağım da bu şekilde. Çok şükür evime yerleştim artık. Sizlere inşallah buradan çok güzel vloglar çekeceğim. Nünü yine bende. Birlikte burada kalacağız ilk defa. Böyle bakalım. Evimden de sizlere bir video yapayım dedim. Çok sordunuz. Ne zaman geçeceksin? Özge artık evine geçmiyor musun? Burada yaşamayacak mısın falan diye. Çok şükür artık evime yerleşebildim ve artık inşallah burada yaşayacağım. Böyle bakalım, az sonra akşam yemeğinde tekrar görüşürüz. Evet, biz Nünü ile iki dakika bir markete gittik. Bir iki alacağım vardı benim. Daha sonra bizim evden yorgan yastık falan almaya gittik. Şöyle hemen aldıklarımı size göstereyim. Şöyle tuvalet kağıdı aldım. Tuvalet kağıdım yoktu. Şöyle tost ekmeği aldım. Böyle sabahları falan tost yaparız canımız şekerse diye. Dilim kaşar aldım. Şöyle bir tane tereyağı aldım. Daha sonra şu vazanın bu krakerli ekmeği çok lezzetli oluyor. Seviyorum bunu. Bir de gerçekten bayağı bir tok tutuyor insana. Şöyle patates aldım. Daha sonra şu cipsleri çok seviyorum. Bir tane bundan aldım. Bir de şöyle iki şeftali, iki nektarin aldım. Canım meyve çekmişti. Nünü de böyle tatlı şeyler aldı. Hani yeriz akşama diye. Şöyle cookie aldı. Daha sonra bu UFO'lar. Bunun içinde böyle tatlımsı, tuzlu tuz var yani içine. Tatlı, tuzlu, karışık. Daha sonra şöyle peynirli cipsten aldı ve şöyle bir tane Oreo aldı. Şimdi ben bunları hemen kaldırayım. Daha sonra dünden dolma biberimiz vardı. Dolma biberi yapalım. Nünlü de hemen salata şey yapacak. Dün sizlere göstermiş olduğum çorbayı yapacak inşallah. Karnımızı bir doyuralım. Daha sonra tekrar görüşürüz. Bakın şimdi tereyağı koydu tavaya. Güzelce tereyağını eritti. Daha sonra bu sebzeleri içine koydu. Daha sonra ne yapıyorsun Nünücüğüm? Sonra biraz bu buzları çözünene kadar sebzeleri kavuruyorum. Hı hı. Sonra üzerine geçene kadar sıcak su. Tamam. Sonra bir paket krema. Tamam. Sonra baharat olarak işte tuz ot. Bir de nane. Ha, pul biberi de var şurada. Pul biberi de evet. Aynen. Ha, pul biberimiz de var. O kadar. O kadar arkadaşlar. Ondan sonra kaynatıyorsunuz. Altını kapatıyorsunuz. Böyle çok koyu bir kıvam olmuyor. Cıvık bir kıvam oluyor. Göstermiştim sizlere zaten. Bu şekilde. Şimdi bunları güzelce kavursun. Ben de şuraya hemen salata malzememi çıkarttım. Şöyle bir söğüş yapalım dedik. Aynen bu şekilde. Bakalım bunu güzelce kavurdu. İçine baharatlarını da attı Nünü. Evet. Çorbamız hazır mı tatlım? Evet. Çorbamız pişti değil mi? Bakın. Ay. Kapatayım mı altına? Kapatabilirsin bebeğim. Evet, çorbamız bakın bu şekilde. Evet öyle. Çok güzel oluyor gerçekten. Acayip lezzetli oluyor ve çok kolay. Gerçekten çok basit. Şöyle salatamızı koyduk şimdi şuraya. Bugün birazcık da yere düştüm. Ayağım acıyor. Bayağı bir acıttım. Şöyle salatamızı da koydum. Çatal kaşıklarımızı da koyduk. Fırındaki de ısınsın. Artık karnımızı doyuralım. Evet, soframızı hazırladık. Şöyle dolma biberlerimizi fırında hemen ısıtmıştım. Salatamız, yoğurdumuz, çorbamız.
Sularımızı da koyduk. Artık bize afiyet olsun. Evet, biz bulaşıklarımızı kaldırdık. Güzelce hemen şöyle evleri bir toparladık. Çayımızı demledik. Ve şöyle çerezlerimizden de koyduk. Şimdi televizyondan dizi açacağız. Burada masam olmadığı için yemek masasını buraya getirdik. Rahat rahat oturalım diye. Orada sandalyede rahat edemeyiz diye. Sizlere buradan da bir kapanış yapayım dedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.